Merhaba canlarım. Bugün Kadir Gecesi münasebetiyle bu videoyu hazırlamayı uygun gördüm. İmam Ali'nin şehadetini anlatan bir kısa bir videodur bu video. Yani seyretmenizi, dinlemenizi canı yürekten isterim. Zaten şu anda pek fazla artık kanalı seyreden, takip eden olmadı. Bizim de kim olduğumuzu, ne olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. Şimdi Kadir Gecesi'ni şöyle Kadir Suresi ile beraber bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletul kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadru hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melâketi ve ruh. Fîhâ bi izni rabbim. Min külli emrin selâmin. Liye hattâ matla'ul fecr. Sadakallahul azim. Türkçesine gelirsek inna enzelnahu fi leyletul kadr. Bu Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Ve bu Kadir gecesini idrak anlayabilir misin? Ama edrakem leyletul kadru hayrun min elfi şehr. Bu Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Ve o gün melekler ve ruh, bakın unutmayın, Rabbinin emri ile yeryüzüne iner ve sizlere selam söyler. Ve fecir vaktine kadar o günü, gece vakti, fecir vaktine kadar duranlara selam ederler diyor. Şimdi gelelim bu Kadir Gecesi günü neden böyle bu kadar önemli oldu? Bizzat yaşadığım deneyimlerle beraber söyleyeyim size. Bundan 13 yıl kadar öncesinde Kum şehrinin Cemkeran Mescidinde davetli olarak oraya gitmiştim. Yani davet derken manevi bir davetti. Ve her gün 1000 tane Kadir Suresini okumam elzem olmuş ve Kadir Suresini sürekli okuyan olmuştum. Sürekli okurdum. Yani her gün 1000 tane Kadir Suresi, yani 40.000 tane Kadir Suresini okumayı amaçlamış ve o Kadir Suresiyle beraber hemhal olmayı arzu ederdim. Ve tabii ki o esnada öylesine bambaşka haller de beraberinde geldi ki anlatılmaz yaşanır haller peyda olmuştu. Ve akabinde yarenin ruhullahın mezarını ziyaret ettiğim esnada orada duvarda Kadir Suresinin yazılı olduğunu gördüm. Ve akabinde orada bir dervişle karşılaştım. Allah dostu, can yoldaş bir dervişti bu. Ve o derviş sürekli olarak zikir ve niyaz içerisinde, gece gündüz zikir ve niyaz içindeydi. Ve bir gün ikimizin de pasaportları çalınmıştı. Allah Allah dedim, bu burada nasıl olur böyle bir şey? Fakat bunda bir sır vardı. Sır şuydu. Hani hiçbir şey tesadüfen olmaz. Her şey bir plan, program dahilinde olur deriz ya. Ve bu dünya içerisinde birçok başımıza gelen kötü gibi bildiğimiz şeyde bilmediğimiz nice hayırlar gizlidir. O dervişle ben ervah-ı ezel dediğim zamanda, önceki hayatlarda bizzatihi tanıştığımı, ondan hemhal olduğumu ve Bağdat'a kadar da İmam Cevat'ın yolculuğunda muhafız olduğumu bildim. O da can yandı, can yoldaştı. Neyse, tekrar konumuza dönelim. İmam Ali Aleyhisselam şehit olacağı günün Kadir Gecesi olduğunu çok iyi biliyordu. Ve onu rüyasında görmüştü. Rüyasında Muhammed Mustafa'mı görmüş. Ya Muhammed Mustafa, ümmetinden çok çektim. Ümmetim bana hiç dirlik vermedi. Her gün bana eziyet etti. Etmedik eziyeti bırakmadı derdi. Gerçekten de yaşadığı dönemde, yani ne kadar halife olmuş olsa da etmedik zulümleri bırakmadılar ona. O kadar ki artık yeter dedi. Canım artık alınsın ve ben de bu candan kurtulayım arzusundan öteye geçmedi.
Evet, canlarım. Daha sonrasında bir gün öncesinde o İbn-i Mülcem denen melun, yani melun diyorum, hiç kimse yadırgamasın, Sıffin Savaşı'ndan kurtulmuş ve kılıcına 100 dirhemlik zehiri sürmüş. Fakat İbn-i Mülcem bir gün öncesinde bunu yapıyor ve Küfe şehrine geliyor. Küfe şehrine geldiği zaman Alim onunla karşılaşıyor. Ey Mülcem diyor. Sen yarın çok kötü bir iş yapacaksın. Bunu biliyorum. Hayır emiren müminin diyor. Asla öyle bir şey yapmayacağım. Bak İbn-i Mülcem. 7 yaşındayken senin karşına bir kişi gelmişti. Aslında o da İmam Ali'nin ışık bedenidir. Ve dedi ki sana, sen büyüdüğün zaman çok kötü bir şey yapacaksın. Ve sen anne rahmine haramzade olaraktan düştün. Ve bunu annene sordun mu diye söylüyor. Ve tabii ki o da bu olay karşısında çok kötü bir hale geliyor. Evet oğlum diyor annesi. Annesine soruyor. Ben hayızlıyken sana hamile kalmıştım. O yüzden sen helal yoldan anne rahmine düşmedin. Ve ey Mülcem diyor, yarın geleceksin ve benim boynuma kılıç vuracaksın. Hayır emiren müminin olmaz öyle şey dese de, ey Mülcem bunu yapacak olan sensin. Ve bizleri öldürenler, bizleri şehit edenler, her kim olursa olsun, helal yoldan anne rahmine düşmeyenlerdir diyor. Ve tabi etrafındaki sahabe o anda şu sözü söylüyor. Ya emirel müminin bu adamı öldürelim. Bu adam yarın demek ki katillik yapacak sana. O zaman bunun yaşamasının bir anlamı yoktur. Olmaz diyor. O zaman o maktul biz katil oluruz. O kendisi hiçbir fiil yapmadan onu öldüremeyiz der. Derken gece vakti her gece etrafında yaşayan fakir insanların kapılarına bir çuval bırakır, bir ekmek bırakır ve çeker giderdi. Ve bu yüzden zaten sırtı omzu nasır bağlamıştı. Hadi kalk Mülcem dedi. Sabah vaktidir. Namaz vaktidir. Sen de kalk ve sen de namaza gel. Tabi yolda giderken mescide doğru o anda kazlar önüne durur ve der. Gitme diye önüne kanatlarını açarlar. Tabi İmam Ali olacakları zaten biliyordur. O çünkü dünyada artık yaşayacağı zaman zarfının sona ereceğini, dünya hayatının sadece bir mektepten başka bir şey olmadığını çok iyi bilir. Ve mescide doğru yürür. Ve tabii ki orada birkaç tane münafık bir adam ve orada bir dünya münafıklar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Onlar da İmam Ali'nin şehit olması için elinden geleni ardına koymazlar. Ve secdeye kapandığı esnada İbn-i Mülcem denen melun boynuna o kılıç darbesini indirir. Boynuna kılıç darbesi inen İmam Alim o anda Feüstü Rabbike Kabe der. Kabe'ne Rabbis ona Allah'a yemin olsun ki kurtuldum der. Gerçekten dünya hayatını yaşayanlar artık dünyadan kurtulmak için ötelerin alemi bilince kurtulmayı o kadar çok isterler. Aynı duygu bende de mevcuttur. Artık hiçbir şekilde dünyada kalmak, dünyada zaman öldürmekten başka bir şey değildir. Dünyadan kurtulmak en güzeldir. Ve zaten şu resimde görmüş olduğunuz gibi Ali'nin isminin altındaki şeyde bir okyanusa doğru sonsuz bir okyanusa yani ne yapan adım atan olur artık gökyüzüne kanat çırpacaktır. Ve der ey Mülcem der. Sen her ne kadar kötülük yapmış olsan dahi
Burada hiç kimseye sana eziyet etmesini istemeyeceğim. Sadece kısasa kısas hükmüyle bir vuruşta vurdum. Ben ölürsem sana da aynısı yapılacaktır. Ve ona süt getirirler. Süt içmeyi ister. Ne kadar yani artık susadığı ve zehrin vücuduna zerk olduğu için ve o sütü içerken yarısına kadar içer ve kendi katiline de buna da süt verin der. Bu da içsin. Ellerini de fazla bağlamayın. Ve canlarım, evet, bunu kim yapabilir? Kendi katiline süt ikram etmekten geri durmuyor. Ve daha sonrasında Ali'ye ve Hüseyin, yani Alim Hasan'a ve Hüseyin'e nasihatler eder. Allah için, Allah için der. Yetimleri der, asla ya yarın aç, yarı tok bırakmayın. Allah'ın evini yetim koymayın. Ve hiçbir zaman için size kötülük yapan dahi olsa ona eziyet etmeyin. Allah için, Allah için birbirinize dua edin. Birbirinizi kollayın. Birbirinizden ayrılmayın. Benim artık günlerim şurada saatler kaldı. Ve bu dünya hiçbir zaman için kimseye kalmayacak bir yerdir der. Ve tabii ki şehadete erdiği esnada şunu söyler. Benim der, kefenleyecek, tabutlayacak ve defin işlemi yapacak olan bir kişi gelecek. Siz hiç karışmadan ona bırakın. Evet, şu deveyi gördüğünüz gibi bir deve kervancı gelecek ve benim kefenleyecek. Yani hocam şehitler kefenlenmez derken yani lafın gelişi diyorum ben bunu size. Ve beni alacak, götürecek. Ve onun peşine takılmayın. Takılırsanız eğer yanlışa düşersiniz. Siz ona bırakın beni ve o kendisi gerekeni yapacaktır. Ve yüzü sarılı bembeyazlar içerisinde bir kişi gelir. İmam Alim orada şehadete ermiştir. Onu alır, tabuta koyar ve bir devenin üzerine yükler ve alıp götürmeye başlar. O götürdükçe peşinden Hasan ve Hüseyin de gelir. Fakat takip etmeyin sözünü söylemiştir ama dayanamazlar. Ve İmam Hasan devenin çeken kervancının elinden tutar. Ne yapıyor? Babamı sen nereye götürüyorsun der. Babamı nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun sen der. Elini tuttuğu esnada yüzünü açtığında karşısına çıkan Ali'dir. Ve tabi bir anda geri çekilir haliyle. Ve hiç kimsenin bilmediği bir yere, işte şu anda Necef dediğimiz yerde, bir yere ne yapar? Alim'in defneder. Hocam bu nedir? Bunu bize izah eder misin? Hani 7 yaşında İbn-i Mülcem'in karşısına çıkan Alim'in ışık bedeniydi ya, aynı şekilde orada da Alim'in cenazesini kaldıran da yine kendisidir. Evet. Yani onun ışık bedenidir. Çünkü ten bedenler gelip geçen sadece sıradan bir şeydir. Tendir. Ete kemiğe bürünmüş bir haldir. Asıl varlıkları onların o kadar yücedir ki akıllara ziyandır. Evet, akıllara ziyan diyebilirim. Başka bir şey söyleyemem. Çünkü bunları bilmenizi isterim. Bu Süleyman Peygamber'in döneminde katımızdan ilim verilen ve Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar sana getireceğim diyen de Alim'den başkası değildir. Ve bütün peygamberleri iblise karşı koruyan da Alim'den başkası değildir. Evet.
Bütün peygamberler diyorum, Adem'den, Nuh'tan itibaren başlayan her kim var ise ve arkasından Yasin suresinde geçen, bakın, üç tane elçi gönderdik şehre ve onları tasdikleyen bir mümin çıktı ve dedi, onlar ki Rabbime iman ediyorlar, siz de ona iman edin, bizden habersiz mi sen iman ettin dediler ve onu taşlayarak öldürdüler. Ve duhul cennet, sen hadi gel cennete gir dediklerinde, Rabbim keşke onlar da bilselerdi diyen de alimdir. Ve daha başka nice zamanlarda, nice devirlerde alim, devri daim eyleyerek yeryüzünde yaşayan insanlara her zaman için kılavuz, rehber, imam olmuştur. Tabii Orta Asya'da yaşandığı devirler de vardır. Fakat onları anlatmayacağım. Sebebine gelince henüz daha vakti, zamanı vardır bunların. Ama bunları bilmenizi isterim. Bu devre daim hakikat kapısındaki bir bilgidir. Gerçekten ulu ermişler, evliyalar, sıddıklar, imamlar, peygamberler hepsi büyük büyük devri daimler eğleyerekten o makamlara ermişlerdir. Yoksa Allah hiçbir zaman için tesadüfen rastgele Abdullah oğlu Muhammed, yetim Muhammed peygamber olsun, alim imam olsun diyerekten bir muamele içerisine girmez ve girmeyecektir de zaten. Öyle bir şey olması söz konusu dahi değildir. Her şey bir hak edişe, her şey bir hak edişin sonucuna göre belirlenmiştir. İşte bu kader gecesini siz bu şekilde anlayın, hakikatine erin ve kader gecesinin beraberliğinde olun. Bugün kader suresini ihmal etmeyin, okuyun. Kendi özünüzdeki öz hakikate de erenlerden olun artık. Çünkü kendini bilirseniz, kendinizi tanırsanız, Rabbinizi tanımanız hiç zor değildir. Aradığınız Rab, aradığınız yücelik, uzayın derinliklerinde değil, sizin kendi özünüzdedir. Ve her şey bu özde saklı ve özde bağlıdır. Artık bunları bilenler hiçbir zaman için yanlışa, gaflete düşmeyecektir. Kendi hakikatini bilen bir insan hiç kimseyle kalkıp da gereksiz laf dolaşına, söz dolaşına ve onların sufli davranışlarının hiçbir tanesine meyil vermeyecek, hak ile hak olmanın derdini tutacaktır. Hani bir söz vardır bizde, hatırlarsınız eğer. Hakkın nuru bende saklıdır. Hakkın nuru sende saklıdır. Eğer ben bir cana iyilik yapıyorsam, Hakk'a iyilik yapıyorumdur. Hakkın nurunu parlatıyorumdur. Eğer ben bir cana kötülük yapıyorsam, Hakk'a kötülük yapıyorumdur. Hak olana incitiyorum. O yüzden her zaman için bunu unutmayın. Bizler birbirimize hep böyle ayna olur ve birbirimizde kendimize ona yaptığımız iyilik aslında Hakk'a yaptığımız bir iyiliktir. Ona yaptığımız kötülük de Hakk'a yaptığımız bir kötülüktür. Peki hocam, İbn-i Mülcem gibiler çıkmıyor mu? Yezid gibiler çıkmıyor mu? Ebu Cehil gibiler çıkmıyor mu? Ya da buna benzeyen daha dün etrafımızda nice, yani tecavüzcü, katil, dolandırıcı, sahtekar, işte büyü yapan, kötülük yapan, fesat işleyen, kıskançlık yapan, hatta daha başka nicelerini yapanlar var. Onlar neyin nesi derseniz canlarım, onlara da söyleyelim. Güzel canlarım, bakın onlar da, yani daha öncesinde anlatmıştım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yani şeytan tarafında duran, karanlık tarafta duran varlıklardır. Bu aydınlık ve karanlık evrenin yaratılışının ilk yaratılışından itibaren varlık safhasında olan unsurlardır.
Bir tarafta aydınlık var olduğu sürece karanlık da var olacaktır. Orada aydınlığın safında olduğumuz sürece biz her zaman için aydınlıkla beraber oluruz. Ve hiçbir zaman için karanlığın girdabında kaybolmayız. Ve karanlığa karşı yapılacak yegane iş şudur ki onu kendi sevgimizde, kendi ışığımızda boğaraktan onu söndürmektir. Hani derler ya, karanlığa taş atacağına bir mum yak. Evet, aynen işte o çerağı yandırmak dediğimiz şey, karanlığa, kötülüğüne karşı yapacağımız en büyük nedir? En büyük başarı, en büyük zaferdir. Ve bu zaferi hiçbiriniz unutmayalım canlarım. Ve her zaman için bir çerağı yandırdığınız esnada göklerin ve yerin nuru olan nuru tekrar nurlandıran olursunuz. Ve ama karanlığa küfreder, karanlığa kahrederseniz hiçbir şekilde karanlık ne yapmaz? Düzelmez. Bunu hiçbiriniz aklınızdan çıkartmayın canlarım. Karanlığa karşı her zaman için çerağı yandırıp nuru nur ile aydınlatın. Allah'a emanet olun. Kadir geceniz hayırlı ve mübarek olsun canlarım.